Evvel zaman içinde de bu hafta Türklerin tarihini işleyeceğiz. Türk demek ne demek? Ne zamandan itibaren Türk kavramı görülmeye başlandı? Ve şu an 2022'deyiz ki hala Türk demek ne demek oldukça sorulan sorular arasında yer alıyor. Milattan önceden alacağız, günümüze getireceğiz. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar olan dönemde yaşananları aktaracağız. Evvel zaman içinde başlıyor. Türk adı ilk defa Göktürkler döneminde geçiyor. Göktürkler Devleti, Türk adını da içinde barındıran ilk devlet. 552 yılında Göktürkleri tarih sahnesinde görüyoruz. Peki ama ne zaman sona erdi, nasıl başladı? Türk adını Göktürkler o dönemde nasıl kullandılar? Göktürklerin kökeni Hunlara dayanıyordu. Hunların kuzey boyundan çıktıkları ifade edilir. Yani en eski Türklerin ana yurdu Güney Sivri olduğu gibi Türk Kağanlığı'nın yani Göktürklerin kökeni de Güney Sibirya'ya dayanıyordu. Buradan Altay Dağları'nın güneyine geldiler. Aşina kabinesi olarak görülürler. Aşina daha sonra devleti kurarak Türk Kağanlığı'nı meydana getirdiler. Göktürkler elbette ki Hun geleneği üzerine kurulmuş olan ve doğrudan doğruya Hunların torunları olan bir topluluk. Bununla ilgili Çin kaynaklarının zaten anlatımı şöyledir. Onlar Hunların torunlarıdır. Bu çok açıktır ve Göktürklerin ortaya çıktığı ortamda bir TÖLES adı verdiğimiz Türk Boyları Birliği var. Bunlar bütün Asya sahasında yayılmışlar. Şeyden tutun, batı tarafını Hazar Denizi'nden tutun, doğu tarafında Mançurya'ya kadar olan yayılmış TÖLES boyları var. Bu boyların hangisinin nerede yaşadığını Çin kaynakları çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ve o esnada da Moğolistan merkezi büyük bir Juanjuan veya Roran İmparatorluğu var. Kağanlığı veya diyebiliriz. Bu büyük devlet ise o esnada Töleslerin önemli bir kesimine hükmediyor. Ve aynı zamanda Göktürkler de bu Roran veya Juanjuan Kağanlığına bağlı olarak yaşayan bir topluluk. O esnada Altay Dağları'nda yaşadıklarını biz anlıyoruz. Altay Dağları'nda ve daha çok demircilikle uğraştıklarını biliyoruz. Sebep şu, Göktürk Kağan'ı, o zaman tabii ki Kağan değil, Bumun bir elçi göndererek Roran veya Juanjuan Kağan'ından kızını istiyor. Ana Gui adında bir Kağan. O diyor ki, sen benim demirci kölemsin diyor. Ne hakla benden kızımı istersin? Orada anlıyoruz ki demircilik yapan bir Göktürk kitlesi. Söz konusu Altay Dağları. Bugün hala Altay Dağları'nın o ilgili kısımlarında demir madenleri vardır. Ve bizim Türklerin de en eski mesleklerinden birisi de demirciliktir. Çok eski dönemlerden beri bu demir madenlerinin Türkler tarafından işletildiğini, yakın zamanlara kadar mesela işletildiğini biz biliyoruz. Demiri işlemeyi iyi bilen bir millettir. O dönemlerde tabii bu cevap karşısında aniden Göktürklerin bir hücumu ve Roran Kağanlığını yıkması ve 555 yılına doğru da artık iyice büyük bir, güçlü bir devlet olarak ortaya çıkması söz konusu. 552 yılında devlet kuruluyor ama içerideki mücadeleler ve etrafa doğru yayılma süreci tam olarak 555 yılından sonra bir güçlenme durumu söz konusu. Göktürklerin tabii en büyük avantajı da şu oluyor. Töles boylarına biraz önce bahsettiğim isyanı da Göktürkler bastırıyorlar ve 50 bin rakam da verildi. 50 bin aileyi birden kendilerine bağlıyorlar. Kendilerine bağlıyorlar ve bunlar da elbette ki daha sonra Juanjuanlara karşı kullanacaklardır.
Göklerin menşeiyle alakalı iki efsane vardır. Bunlardan birisi Suto ülkesinde Neşet etmeleri, ikincisi ise herkesin bildiği dişi kurttan türemeleri efsanesidir. Tabii bunlar bir yana bırakılacak olursa Çin kaynaklarında ifadesi ile Göktürkler Hunlardan neşet etmişler ve siyasi ve devlet felsefesi olarak da devlet yapısı olarak da Hunların devamı bir nitelik taşımıştır. Tarih sahnesinde Göktürkler 552 yılından itibaren görülmeye başladı dedik. 744 yılına kadar da tarih sahnesinde 1. Göktürk Devleti olmayı sürdürecek. İç ve Orta Asya'da hüküm sürmüş bir Türk Devleti'nden bahsediyoruz. Göktürklerin kurucusu Bumin Kağan'dır ki o dönemde batı tarafı ise İstemiyagbu tarafından yönetiliyordu. İstemiyagbu da Bumin Kağan'ın kardeşiydi. Devletin kuruluş aşaması çeşitli safhalardan geçti. İlk önce Çin'in kuzey sınırlarında ticarete başladılar. Daha sonra Çin tarafından tanındılar. Üçüncü olarak diğer Türk boylarını yani tölesleri kendilerine dahil ederek, katarak bir halk gücü elde ettiler. İnsano gücü olarak da kuvvetlendiler. Yani uluslararası ilişkiyi kurdular, ticarete başladılar. Halk gücü elde ettiler. Dördüncü aşamada da bağlı oldukları Ruan devletini yıkarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Dört aşamada gerçekleşmiş oluyor. Burada Buma'nın almış olduğu ilk Han ünvanı çok çok önemlidir. Kuruluş aşamasında Juanjuanlara, demircilikle uğraşan, demir üreten Juanjuanlara tabi bir durumda idiler. Belirli bir devletin kurucusu Bumin'in atası zamanında belirli bir güce erişmeye başlamışlar. Çin'in kuzeyinde görülmüşler. 534 yılından itibaren Çin'le ilişkiler kurmuşlar ve bu ilişkiler kendilerine iktisadi ve askeri güç katmıştır. Çeşitli töles boyları ki sayıları tartışmalıdır, Göktürklere katılmışlardır. Ve belirli bir güce eriştikten sonra 552 yılında tabi oldukları Juanların karşısına çıkmışlardır. Bumin önce Juanjuan İmparatoru'nun kızını istemiştir ve Juanjuan İmparatoru siz benim emrimde çalışan demircilersiniz, nasıl benim kızımı istersiniz diye hakaret etmiştir ve bunun üzerine Göktürk ordusu Juanjuanların bütün varlığına son veren darbeyi indirerek siyasi olarak müstakil devletlerini kurmuşlar ve Bumin Kağan ünvanını alarak Göktürk Devleti ortaya çıkmıştır. Batı kanadında İstemiyagbu var dedik. Doğu tarafına baktığımızda ise Mukan Kağan, diğer adıyla Muhan Kağan ya da Bagan Kağan olarak da kendisini tanıyoruz. Göktürk Devleti'nde Doğu kanadını yönetti ve 572 yılında Mukan Kağan vefat etti.
Mukan Kağan 553 yılında tahta geçti. 571-72'ye kadar 18-19 yıl tahta kaldı. Mukan Kağan Mete gibidir. Bana göre en başarılı Türk Kağan'ı Mukan'dır. Gerek dışarıdaki dış ilişkilerde, gerek iç ilişkilerde, iç siyasette son derece başarılıdır. Ekonomik olarak ülkeyi kalkındırmıştır. Orta Asya'da birliği sağlamıştır. Yani Türk birliğini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Daha da önemlisi Çin'in iç siyasetine karışarak, Çin'deki siyaseti yönlendirerek Çin tarihine yön vermiştir. Çinleri ağır vergiye bağladığı gibi başka yaptığı faaliyetlerle üstünlüğünü her alanda hissetmiştir. Genelde Çin kaynakları Türk hükümdarlarını övmezler. Ama Mukan Kağan'ın muhteşem bir kişi olduğu, askeri işlerde, planlamada, strateji üretmede son derece başarılı olduğu vurgulanır ki bu bile bize Mukan Kağan'ın ne kadar önemli bir hükümdar olduğunu gösterir. Mukan Kağan şöyle 552 yılında Bumin Kağan devleti kuruyor ancak çok fazla yaşamıyor. Ve onun hemen ölümünün ardından Mukan Kağan başa geçiyor. Mukan Kağan hakkında Çin kaynaklarında çok güzel bir anlatım vardır. Bunun hani biraz önce Türk tipinden bahsetmiştik. Uzun boylu, geniş omuzlu, gök gözlü ve temiz yüzlü bir insan olarak anlatılıyor burada. Mukan Kağan, heybetli bir adam, yakışıklı bir adam olarak anlatılıyor. Mukan'ın tabii devletin tam yükseliş döneminde başa geçtiğini, yani Bumin'in devleti kurması ve ardından yükseliş döneminde başa geçtiğini görüyoruz. Özellikle 555 yılında Juanjuan bakiyelerinin tamamen temizlenmesinden sonra artık devlet içeride tam bir düzeni sağlıyor. Ve etrafa doğru diğer boyları da bir bir kendisine bağlayarak Göktürkler güçleniyorlar. Bu bir yükselme dönemi. Yükselme dönemi, güçlenme dönemi, toparlanma dönemi, Mukan dönemi. Ve aynı zamanda Batı tarafında, Batı Göktürklerin de oldukça güçlü bir şekilde geliştiği ve Sasani ve Doğu Roma ile ilişkiye geçtiği bir döneme denk geliyor. Bakın bu dönemde mesela Sasani İmparatorluğu'yla bir temas kuruluyor, bir ekonomik ilişki temin ediliyor. Fakat Sasanilerle işbirliği yapılamayacağı anlaşılınca 568 yılında İstanbul'a, yani Doğu Roma'nın başkentine bir elçi gönderiliyor Mukan döneminde. Ve bir anlaşma sağlanıyor Sasanilere karşı ve aynı zamanda tabii bir ekonomik bir anlaşma, askeri işbirliği anlaşması ve gerçekten de 590'lara kadar Sasaniler ile Doğu Roma savaşacaktır, mücadele edecektir. Bu bakımdan bütün dünya sisteminde Mukan'ın kurduğu bir şey var. Devletin çökleşmesi, güçlenmesi, yükselmesi dönemi. Bu oldukça önemli ki devlet o kadar büyüyor ki kendisinden sonraki Taspar Kağan artık devleti idare edebilmek için Taspar devleti kanatlarına birer Kağan atıyor. Kendisi de Kağanlar Kağanı olarak artık başta görevini devam ettiriyor. Bu bakımdan Mukan dönemi tam bir güçlenme, toparlanma, etrafa doğru yayılma ve yabancı, en uzaktaki yabancı güçlerle, o devirdeki dünyanın en büyük güçleri bunlar bakın. Doğu Roma, Sasani ve efendim Çin. Bunlarla, bunların arasında bir denge kurarak kendi politikasını yürütüyor. Bumin'den sonra oğlu Kara Kağan başa geçmiştir. Ama çok kısa sürmüştür. Kuvvetle muhtemel bir hastalıktan dolayı vefat etmiştir. Yerine diğer kardeşi Mukan geçmiştir. İsminden de anlaşıldığı gibi Fatih bir hükümdardır. Türk tarihinin en önemli hükümdarlarından birisidir. Çin'den Karadeniz'in kuzeyine kadar çok geniş bir sahada etkin olan, güç olan Göktürk Devleti'ni vücuda getirmiştir. Tabii bu arada babası ile birlikte devleti kuran İstemi Yapgon'un da
batıdaki faaliyetlerini unutmamak. Türkler için özgürlük oldukça önemlidir. Hiçbir milletin boyundurluğu altında kalmayı sevmez. Hep bağımsızlardı, hep de bağımsız olacaklardır. Bağımsızlık ve özgürlük demişken Kürşat İhtilali'nden de bahsetmekte fayda var. Kimi uzmana göre Kürşat İhtilali diye bir şey yok, kimisine göre ise Kürşat İhtilali 630 yılına dayanıyor. Türkiye'de Kürşat İhtilali olarak bilinen Yeşil Şuay İhtilali 639 yılında Çin başkenti Şiyan, şimdiki adıyla Şiyan, eski adıyla Çanan'da gerçekleşti ama başarıya ulaşamadı. Çünkü o gece yağmur yağdı. Çin prensi çıkıp şehirde dolaşmadığı için onu kaçırma teşebbüsü başarıya ulaşamadı. Ama aynı an bunun üzerine Çin sarayının basmaya karar verdiler. Üç aşamadan geçtiler. Fakat Sun Wukai isimli bir kumandan yardıma geldi saraya ve onları püskürttü. Bunun üzerine 40 kişi kaçmaya karar verdiler. Fakat yağmurdan dolayı Wei ırmağı yükseldiği için, taştığı için ırmağı geçemediler ve orada çarpışa hepsi öldü. Yani teşebbüs olarak mükemmel bir olay ama hedefe ulaştığı söylenemez. ...630-680'li yıllar Göktürk Devleti'nin, Birinci Göktürk Devleti sona erdikten sonra en hüsran, en karanlık yıllarıdır. Çin esareti vardır, devletsizlik vardır. Ve bu yıllar içerisinde birçok Göktürk hanedan ailesinden, komutanlarından, ileri gelenlerinden insanlar bu karanlık yıllara son vermek için isyan teşebbüsünde bulunmuştur. Bunun en önemli yansımalarından birisi de bugün Kürşat olarak bildiğimiz ihtilaldir. Çin Sarayı'nı basıp devleti bu karanlık yıllardan kurtulacaklardı ama eğer yanlış hatırlamıyorsam hava şartları vesaireden dolayı bu ihtilal başarısız olmuş ve kanla bastırılmıştır. Ama ortaya çıkan cesaret, ortaya çıkan ümit İkinci Göktürk Devleti'nin kuruluşuna ilham vermiştir. Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya'dır. Türkler ilk olarak Altay Sayan Dağları, daha sonra da Ural Altay Dağları arasındaki bölgede yaşamışlardı. Orta Asya karasal bir iklime sahipti. Türklerin yaşadıkları coğrafya onların göçebe ve mücadeleci bir karaktere sahip olmalarına sebep olmuştu. Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşlere baktığımızda Vanberi 1879'da Türk adının türemek yani çoğalmak fiilinden geldiğini ileri sürdü. Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat-ı Türk adlı eserinde Türk'e olgunluk çağı anlamını verir. Ziya Gökalp Türk adını Türeli diye açıklar. Türk adı Orhun yazıtlarında Türk olarak geçer. Türkiye şeklinde ise Bizans kaynaklarında görülür. 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya Türkiye ismi verilmiştir. Tarihçi ve yazar Carter Findlay, Dünya Tarihinde Türkler isimli kitabındaysa şöyle bahseder. Türklük, doğudan batıya bütün Asya'yı aşan bir otobüse benzer. Yolculuk uzun sürmüş ve otobüs ikide bir mola vermiştir. Her molada sandık, sepet ve torbalar indirilip bindirilir. Otobüs güzergahının nerede başlayıp nerede bittiği çoğu yolcunun umrunda değildir. Çoğunun niyeti kısa bir mesafeden sonra inmektir. Otobüsteki diğer yolcularla aralarındaki ortak noktaların farklardan daha fazla olduğu belki akıllarından bile geçmiyordur. Arada bir otobüs bozuluyor, yoldan temin edilen yedek parçalarla onarılıyordur. Türkiye'ye varıldığında yolculardan ya da eşyalardan hangisinin bütün seyahati aynı otobüse yaptığını ya da böyle bir yolcu olup olmadığını kimse hatırlamıyordur.
otobüs bile değişmiştir. Bütün bunlara rağmen Transasya Türk otobüsüdür. Findey'in bu otobüs imgesi gerçekten güzel. Fakat kitabında kendisinin de bahsettiği üzere bu sadece bir başlangıç. Türklerin tarihi o kadar zengin, geniş bir coğrafya ve kültür çorbası ki bunu tek bir otobüs imgesiyle anlatmak mümkün değil. Tarihteki kırılma anları Türkler için epey fazladır. En önemlilerinden biri Malazgirt Savaşı. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan cesur komutan Sultan Alparslan. Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu bozguna uğratarak 26 Ağustos 1071'de tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan böylece Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. Horasan Beyliği, Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'in yerine 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla Türk tarihine yön verdi. İlk hedefi Bizans'ın idare ettiği Anadolu coğrafyası olan ve bu amaçla sınır bölgelerine seferler düzenleyen Alparslan, Kars ve Ani şehirlerini ele geçirerek Bizans'tan ilk toprağını aldı. Abbas halifesinin 1070'te yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Fatimilerin üzerine yürüyen Sultan Alparslan'ın Mısır'a yöneleceği haberi üzerine Bizans ordusu Doğu Seferi'ni başlattı. Bunu öğrenen Alparslan geri dönerek Suriye hattına doğru ilerleyişe geçti. Rey şehrinde konuşlanacağı duyumunu yayan Alparslan bunun yerine Muş'a doğru hareket etti ve Malazgirt Ovası'nda karargahını kurdu. 26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuna namaz kıldırıp dua eden Sultan Alparslan ardından Roman Diyojen komutasındaki Bizans ordusunun üzerine yürüdü. Selçukluların Turan taktiğinin en başarılı örneğini uyguladığı savaşın ardından Roman Diyojen daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve bazı askerleriyle yaralı olarak esir alındı. Ordusunda 4 kat Büyük Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan komutan olarak tarihe geçti. Sultan Alparslan, güçlü karakteri, aklı ve savaşçı özelliğiyle tanınıyor. Türklerin tarihi hep zorlu süreçlerden geçmiştir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti daima savaşmıştır. 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı sonrasında 1918 yılında milli mücadele için çalışmalar başladı. Milli mücadele, İstiklal Harbi, Bağımsızlık Savaşı veya Kurtuluş Savaşı olarak da anılır. Mondros Mütarekesi'nin ardından başlayıp askeri bakımdan Mudanya Mütarekesi ile siyasi bakımdansa Lozan Antlaşması ile son bulur. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa yayımladığı tebliğde Mondros Mütarekesi'nin hafif hükümler içerdiğini açıklarken mütarekeyi imzalayan Rauf Bey de devletin istiklalinin ve saltanatının hukukunun kurtarıldığını söylemişti. Halbuki mütareke savaş içinde yürütülen pazarlıkların bir neticesiydi. İngilizler 5 Kasım'da Musul'u işgal etmiş, Fransızlar Trakya'ya girmişti. Çanakkale Boğazı işgal edildikten sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen müttefik donanması Osmanlı yönetimini kontrol altına aldı. İngilizlerle Fransızlar Güneydoğu Anadolu'yu ve Çukurova'yı ele geçirirken İtalyanlar Antalya'ya girdi. Mütareke hükümlerini istedikleri şekilde yorumlayan müttefiklerden yardım ve destek alan gayrimüslimler de Müslümanlara saldırıyordu. 11 Aralık 1918'de 4 yolu işgal eden Fransız ordusu içindeki Ermenilerin tecavüze başlaması Karakese köyü halkının silahlı direnişiyle karşılaştı. İngilizler de halkın direnişi karşısında Maraş, Urfa ve Antep'i Fransızlara devretti. Mütareke gereğince ordularının büyük kısmı terhis edilen, stratejik noktaları ele geçirilen ve silah depoları kontrol altına alınan ülkede uzun savaş döneminin yorgunluğu ve ümitsizliği içinde bulunan padişah ve hükümet, itilaf devletlerinin merhametine sığınmaktan ve işgallerin genişlemesini önlemek için halkı sükunete çağırmaktan başka bir şey yapamıyordu. Muhalefet ise savaşın sorumlusu olarak gördüğü iddiaçıları eleştirmekle meşguldü. Savaş sırasında insanlık suçu işlediklerini iddia ettikleri iddiaçıların
yargılanmasını istiyordu. Padişah, iddiaçıları yargılamak için kurulan olağanüstü mahkemeye karşı çıkan parlamentoyu 21 Aralık'ta feshetti. İtilaf devletlerinin iddiaçıların cezalandırılmaması halinde İstanbul'u resmen işgal edeceklerini bildirmeleri üzerine de İngilizlerin desteklediği damat Ferit Paşa'yı sadarete getirdi. Biz Türk adının nereden geldiğini ve ne zaman ortaya çıktığını konuşuyoruz ve 552 yılını işaret ediyoruz. Ancak Türkler milattan önceye kadar gidiyordu. Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Teoman, Metehan milattan önce de Türklerin varlığının olduğunu görüyoruz ve günümüzde de hiç bitmeyecek olan bu varlık hüküm sürmektedir. Peki ama geçmişten günümüze kadar Türk tarihi nasıl ilerledi? Göktürklerden bahsettik. Öncesinde Hun Devleti, Büyük Hun Devleti'ni biliyoruz. Ve devam eden yıllarda da hep başka başka isimleşen ancak tarihi devamlılığı olan bir milleti konuşuyoruz. Kim geldi? Selçuklu geldi. Türkiye Selçuklu geldi. Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet'le birlikte günümüzü yaşıyoruz. Peki bu süreçte neler yaşandı? Ki en son baktığımızda büyük büyük savaşları geride bıraktık. Son olarak Büyük Taarruz'u gördük 1922 yılında. Bu süreçte neler yaşandı ve Büyük Taarruz hazırlıkları da nasıl yapıldı? Komşu birliklerden ihtiyatı almak, emre verme, alma şeklini kullanabilmek çok kolaydır. Bunu Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde başarmıştır. 13 Eylül'de harekat, yani ana muharebe sahasında harekat tamamlandığında Mustafa Kemal Paşa'nın vermiş olduğu emir yeniden teşkilatlanmadır. Bu teşkilatlanmada aslında şunun işaretini görüyoruz biz. Grup teşkilatından kol ordu teşkilatına geçilmiştir. Yani bir taarruz düşüncesi vardır artık Türk komuta heyetinin kafasında, harekat değerlendirmelerinde. Ve dolayısıyla Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki mürettep kol ordu, o müstesna bir durumdur. 12. Grup Komutanlığı, 1, 2, 3, 4, 4. Grup Komutanlıkları ve 5. Süvari Grup Komutanlığı olarak bu teşkilatlanma olduğu gibi kol ordu seviyesine geçirilmiştir. Kol ordu seviyesine geçirildikten sonra bunlar ordu teşkilatlanmasına dönüştürülmüştür. Yani buradaki 5 kol ordu süvari hariç ordu komutanlığı altında toplanmıştır. Bunlar aslında yani büyük taarruza hazırlığın teşkilatlanma safhasıdır. Bu çok önemlidir. Orduyu önce teşkilatlandıracaksınız, sonra teçhizatlandıracaksınız, sonra eğiteceksiniz. Sonra komuta bütünlüğünü sağlayacaksınız. Şimdi bunların hepsi Sakarya Büyük Taarruz arası yapılmıştır. Bunlar çok önemlidir. Yani bunların hepsini de Milli Müdafaa Vekaleti, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, yani bugün anlamıyla Genelkurmay Başkanlığı, diğer tarafta da Başkomutanlık makamı. Bu üç makam cephede doğrudan başkomutanlık makamıdır sorumlu olan. Cephe gerisinde de bu iki kurum bu hazırlık safhasını çözmüşlerdir. Dolayısıyla önce ordu teşkilatlanmasına, kol ordu teşkilatlanmasına geçilmiştir. Arada zaten dikkat ederseniz Eylül itibariyle 1921 ile Ağustos 1922 yaklaşık bir yıllık bir süreç vardır arada. Ordunun toparlanması, teşkilatlanması, takviye edilmesi, yani o teçhizat dediğimiz takviyedir. Bu da nasıl yapılmıştır hazırlık safhası itibariyle söylersek? Burada Doğu Cephesi'deki muharebeler bitmiştir. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, özellikle 15. Kolordu Komutanlığı başarıyla önce Sarıkamış, sonra Kars Harekatı ile o Doğu Anadolu bölgesini Ermeni birliklerinden temizlemişlerdir. Oradan tasarruf edilen birliklerin büyük bir kısmı 3. Kafkas Tümeni Batı Cephesi'ne getirilmiştir. Çok önemlidir bu. Sonra Güney Cephesi,
Güney cephesinde hem 13. Kol Ordu'nun hem 12. Kol Ordu sonra 2. Kol Ordu'ya dönüştürülecektir. Onların Antep, Maraş, Urfa'nın kurtarılmasından sonra, işgalin sonlandırılmasından sonra 1921 Ekim'de Ankara Anlaşması vardır Fransızlarla. O cephe de düzeltilmiştir. Yani sınır, bir belli bir sınır çizilmiştir. Oradaki muharebeler de durmuştur. Oradan gelen birlikler. Bu birlikler içerisinde 2. Kol Ordu'nun takviyesi önemlidir. Oradan 5. Tümen gelmiştir mesela. Batı cephesine getirilmiştir. Bunların hepsi o hazırlık safhası içerisinde birlik miktarı artırılmıştır. Sonra çok önemli bir konu tekalifi milliye dediğimiz milli yükümlülükler. Yani vatandaşın elinde harp adına kullanılabilecek ne varsa hepsi kayıt altına alınarak ve bedeli sonradan ödenmek kaydıyla toplanmıştır. Yani çoraptan, çarıktan, fanilaya kadar, ellerindeki mavzere kadar. Yani ne cins tüfek varsa, hatta bu bir çalışma esnasında ortaya çıktı ki işte harp meydanlarından toplanan malzemeler içerisinde çok farklı cins ve çapta kovanlar çıktı. Yani bir Osmanlı mavzeri var, İngiliz Enfield'lar var, Alman mavzer tüfekleri var. Mühimmatın çeşitliliğini görürseniz o da çok önemli. Dolayısıyla tekalifi milliye bu anlamda çok büyük katkı vermiştir. Sonra Güney Cephesi'nin halledilmesiyle Fransızlardan alınan kısmi ölçüde de olsa harp malzemesi var. Buna top da dahil. Sonra Rusya'dan ve Buhara Türklerinden gelen maddi destekler var. Bunların hepsi o bir yıllık süreç içerisinde lojistik desteği de sağlamıştır. Bunların dışında eğitim. Bu da çok önemli. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok büyük bir tecrübe kazanılmıştır ama insan kaynaklarının önemli bir kısmı zayi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 5700'ü aşkın şehit vardır. Yani bunun karşılanması, devam eden bir muharebede yerine konulması gerekir. Bunu da Ankara'daki Abidinpaşa'daki kurulan bir harp okuluyla, subay yetiştirme okuludur aslında orası, harp içindir doğrudan. Kaynaklar oradan sağlanmıştır. Anadolu'dan yeni celpler yapılmıştır. Asker silah altına alınmıştır. Tekrar tümenler takviye edilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nde bir Yunan tümeni yaklaşık olarak 10 bin civarındadır. 8-10 bin civarındadır mevcutları. Türk tümenleri 5 bine ulaşabilen tümen hemen hemen yok gibidir. Yani biz oraya harita üzerinde tümen olarak koyuyoruz. Evet, 5. Kafkas tümeni. Bir tarafta da işte Yunan 2. tümeni. Ama onları karşılaştırdığınızda insan kaynağı olarak çok büyük dengesizlik vardır. Tüfek miktarları mesela. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 94 bin tüfeğe karşılık 50 bin tüfek vardır. Kılıç sayısında üstündür Türk ordusu. Yani süvari adına üstünlüğü vardır. Top sayısı, menzilleri farklı da olsa. Bunların hepsi büyük taarruzda önemli ölçüde giderilmiştir. Geçmişten günümüze baktığımızda aslında Türkler için en önemli özellik özgürlük, bağımsızlık. Hiç kimsenin prangaları altında kalmayan bir millet. Geçmişten günümüze getirdiğimizde Büyük Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne, Osmanlı Devleti'ne prangalar takılmak istendi. Ancak milli mücadele dönemi başlayarak o prangalara izin vermeyen bir milletten bahsediyoruz. Uzun uzun savaşlar yapılmıştı. İyaşe yoktu, halk yorgundu, asker yorgundu. Ancak buna rağmen her şeyin üstesinden gelebileceğine inanan bir milletten bahsediyoruz. İşte burada peki Avrupa'ya döndüğümüzde Avrupa'da temaslar nasıldı? Avrupa'nın amacı neydi? Türklere ne yapmak istiyorlardı?
Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Rus, yani Kafkas Cumhuriyetleri ile bir anlaşma yapıldı, siyasi anlaşma. Sonra Ankara Anlaşması yapıldı Fransızlarla. Ardından da 23 Ekim'de İngilizlerle esirlerin mübadelesi anlaşması yapıldı. Bu gelişmeler üzerine Rusya acaba Anadolu hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti batıya mı kayıyor? Yani bizim müttefiklerimizden ayrılıp Fransızlarla mı yakınlaşacak diye endişeleniyor. Firunze diye Ukraynalı bir o Kızıl Ordu'da komutanlık yapmış şahsı gönderiyor. Kasım ayında hemen anlaşmaların arkasından bu Ankara'ya geliyor. Bu Ankara'ya gelip Ocak ayına kadar kalıyor. Birçok işte yeri geziyor, görüyor. Türk ordusunun durumunu tetkik ediyor. Hükümette herhangi bir mihver değiştirme olmadığını tespit ediyor ve ülkesine dönüyor. Ocak ayında Rusların Aralov isminde bir elçisi de Ankara'ya geliyor. Elçilik görevine başlıyor. İşte Mustafa Kemal Paşa, yani orduların başkomutanı, cepheye giderken Mart'ın başında bu Aralov'la Azerbaycan Cumhuriyeti'nin elçisi Abilov'u da alıyor. Yanına cepheye gidip mevzileri, her yeri gösteriyor. Bu durum, işte Frunze'nin gelmesi, Aralov'un cepheyi gezmesi, Abilov'un cepheyi gezmesi Batı'da şöyle bir endişe yaratıyor. Türkler, yani Ruslarla bir olup bir faaliyete mi girecek diye bir an önce Türklerle temas kurup bir anlaşma zemini oluşturması yönünde bir genel mutabakata varıyorlar. Bunun için Yunanistan'ı ve Türk tarafını Paris'e çağırıyorlar. Bizim heyetler gidiliyor. Daha heyet görüşmelerinden bir sonuç alınamıyor ama bize ve Yunanistan'a bir ateşkes önerisiyle geliyorlar. Bu öneriye göre işte Yunanistan belli 45 gün içerisinde şu andaki bulunduğu bölgeyi bırakacak. Batı Anadolu'da. Yani kademeli bir çekilme ama Trakya'da belli yerlerde Yunanistan'a avantaj sağlayan bir ateşkes önerisi var. Yunanistan bunu hemen kabul ediyor fakat sürenin yetmeyeceğini, biraz daha uzatılmasını istiyor. Bizim Türk tarafı bunu çok, yani beğendiği bir anlaşma değil ama masadan kalmak, zaman kazanmak için tamam diyor, kabul ederiz ama işte 45 günde değil 30 günde bütün Anadolu'yu boşaltsın Yunanlılar. Bu anlaşmazlıklar, görüşmeler yapılırken bizimkiler resmi cevabını tam vermeden bir de barış anlaşması önergesi gönderiyorlar. Fakat barış anlaşması önergesine bakıldığı zaman doğuda Ermenistan, işte belli bölgeleri, yani Sevr Anlaşması'nın o hastalıklı, o bize zarar veren kısımların hala muhafaza edildiği ortaya çıkıyor. Buna şey bile verilmiyor, yani ne derler, cevap bile verilmiyor. Savaş hazırlıklarına, muharebe hazırlıklarına başlanıyor, devam ediliyor hızla, planlamalar bir yandan yapılıyor, silah temini, asker temini, eğitimler, her türlü hazırlık yapılırken Ankara'dan Batı'ya son bir diplomatik temas arayışı için Dışişleri Bakanı'yla iki kişiyi gönderiyorlar. Bunlar Paris'e ve Londra'ya gidiyorlar. Değişik temaslar yapıyorlar fakat Avrupa'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin misak-ı milli ile belirlenen sınırlarını kabul edebilecek, buraya yaklaşabilecek bir uygun ortam, hava bulamıyorlar. Geri geliyorlar. Bundan sonra zaten diplomatik bütün girişimler tüketilmiş oluyor. Bir malum olduğu üzere Atatürk ve Genelkurmay taarruza karar veriyor. Taarruz safhası başlatılmış oluyor. Bir taraftan harekat hazırlığı var. O çok esas kısmını o oluşturuyor tabii. Bir taraftan da mecliste bunun şeyi var. Taarruzun bir an önce yapılmasını isteyen mecliste çok önemli bir kesim var. Muhalifler var her şeyden önce. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi'nin öncesinde görülmüştü. Aynı şey Büyük Taarruz zamanında da görüldü. İşte bunlar Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordu başaramaz diyenler bu sefer de niye taarruz edilmiyor? Neden geç kalınıyor? Bir an önce yapalım diyen bir kesim var. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın burada hem bir taraftan meclis başkanı olması, bir taraftan da başkomutan olması meselelerin çözümünde kolaylık sağlamıştır.
cepheye gelmiştir. Mareşal ve başkomutan statüsüyle ordu komutanlarını izah etmiştir. Meclise gitmiştir. Burada enteresan bir şey. Meclise geldiğinde ama elbisesi sivildir. Asker üniformasını çıkarmıştır. Meclis konuşmalarında da milleti ve vekilleri hazırlamıştır bir taraftan. Çünkü bunu eş güdümlü olarak yürütmüştür. Ama tabii netice itibariyle harekat hazırlığı daha ağır basmakta. Harekatın bir taraftan en önemli kısmı da lojistik tarafı. Lojistiğini hazırlamak için de işte her şeyden önce silah ve mühimmatın bir noktaya getirilmesi lazım. Taarruzda belirttiğimiz gibi taarruz edebilmeniz için silah ve insan kaynaklarınız karşı taraftan üstün olması lazım. Bunu hemen hemen yakalamıştır Türk ordusu bu süreç içerisinde. Silah sayısında çeşitleri fazla olsa da, yani standart bir silah yapısına kavuşmasa da onu yakalamıştır. Top sayısı çok önemli burada. Büyük taarruzda top sayısı Yunan top sayısına ulaşmıştır. Bu çok önemli. Çünkü biraz sonra belki ifade etmek fırsatı buluruz. Taarruzda cephenin yarılmasında başlangıç açısı itibariyle topçu desteği çok önemlidir. Buna ulaşmıştır her şeyden önce. Sonra makinalı tüfek sayısı. Çünkü bir yeri baskı altına alıp manevrayı kolaylaştırmayı sağlayan bir ateş destek vasıtasıdır. Makinalı tüfekler baskı altına alacak ki piyade belli bir noktaya kadar araziyi ele geçirecek. Makinalı tüfekte de bu sağlanmıştır. Mesela bunun bir de Batı Avrupa tarafı var. Yani Can Beylerin işte Avrupa'ya gidip İtalya'dan sağlamış oldukları satın alma yoluyla. Bu da enteresandır. Yani milli mücadelede Güney bölgesini işgal eden, daha sonra çekilmiştir İtalyanlar ama silah satın alınması, hatta Fransızlardan dahi satın alınmıştır. Bedeli bu kalbinde, yani para vererek. Oradan getirilen silahlar var, satın alınmıştır. Bunların büyük taarruza yetiştirilmesi önemlidir. Hazırlık safhasının diğer bir boyutu da istihbarattır. Sizin bu bütün hazırlıklarınızın karşı taraf tarafından bilinmemesi lazım. Süre uzun, yaklaşık bir yıllık. Nitekim Mustafa Kemal Paşa başkomutan olarak bu sıkıntıları bildiği için aslında taarruzu hemen başlatmak ister. Yani daha doğrusu bunu düşünür, komuta heyetine bunları söyler ve bir plan hazırlanmasını ister büyük taarruz için. Bu da hazırlığın en önemli kısımlarından bir tanesi de bu hazırlıkların işte bir metne, bir plana dayandırılması. Buna sat planı denir ilk anda. Arapçada düzeltiyorum, Osmanlı alfabesinde sat bir harf olarak yer alır. Bunu birçok tarihçi ifadelerinde işte gizlilik, evet gizliliği ihtiva eder. Ordunun kendi içerisinde belli kademeler bilir bunu, karşı tarafın bilmemesi adına. Fakat o sat kelimesi şeyinin harfinin S harfinin anlamı sandıklı ovasını ihtiva eder. Yani harbin ana geçeceği meydan alanı sandıklıdır. S harfi, sat kelimesi harfi daha doğrusu oradan gelmektedir. Dolayısıyla bir harekat planı yapılır. Çünkü plansız hiçbir harekat olmaz. Bu plan düşünülürken de artık bir imha üzerine kurulmuştur mesele, harekat planı. İmha, iki tane elinizde teşkilatlanmayı yaptınız, ordunuz var. Birinci ve ikinci ordu olarak teşkilatlanması yapılmıştır. Bunların işte hareketi nasıl olacaktır? Bunlar metne dökülür. Sürekli kafa yorulur. Komutanlardan bununla ilgili görüşler alınır. Şurası nasıl olmalıdır? Birlik buradan geçerse neyle karşılaşır? Bunların hepsinin bir düşünce ürünü olması lazım. Bu da bir boyut. İkinci bir boyutu daha var. Harekat hazırlık açısından komuta teşkilinin sağlanması. Yani ordu komutanları kim olacak? Tümen komutanları kim olacak? Çünkü çok ağır bir süreçten çıkmış, bir Sakarya'dan çıkmış bir ordu var. Yeni birlikler gelecek, yıpranmış birlikler doldurulacak. Çoğunun tümen komutanları, alay komutanları yaralanmış, şehitler var. Bunların yerleri doldurulacak.
Abidin Paşa subay okulundan gelecek subaylar, genç rütbeler hepsi takım bölük komutanlığı yapacakken birden alay komutanlığına geçecek. Yani tabur komutanlığı yapacak. Çünkü onları dolduracak kaynak kısıtlı. Ve ordu komutanlarının seçimi var. İşte burada bu da bir örnek açısından söylüyorum. Alistan Paşa, Alistan Sabis 6. Ordu Komutanı'dır 1. Dünya Harbi'nde. Mesela o 1. Ordu Komutanı'dır. Fakat daha sonra komuta konusundaki değerlendirmeler sonucunda cepheden, daha doğrusu 1. Ordu'dan alınmış Nurettin Paşa getirilmiştir. Batı cephesi altında toplanmıştır. Yakup Şevki Paşa mesela Mustafa Kemal Paşa'nın akademiden hocasıdır. O 2. Ordu Komutanı olmuştur gibi bunların harekata dahil edilmesi, planlamaların içerisine girmesi, bunların mütalalarının alınması gibi işte cephenin yerinin taarruz noktalarının seçilmesi, bu süreç bir taraftan yürürken bir taraftan da işte gizlilik, bir istihbarat karşı koymayla, istihbarata karşı koymayla da bu iş, o süreç, o hazırlık süreci sonuçlandırıldı. Topraklarda yüzyıllar öncesinde var olmaya başladık ve var olmaya da devam edeceğiz. Anadolu'nun kapıları 1071 yılında Malazgirt'le açıldı ve 26 Ağustos 1922 yılında Büyük Taarruz Malazgirt'ten tam 850 sene sonra tekrar cereyan etti. Aslında bakarsanız Anadolu'nun coğrafyasının, Anadolu'daki yapılan bütün eski savaşlara da bakarsanız Ağustos ayı aslında Türkler için savaş ayıdır. Neden? Tahıl ekilir, biçilir, depolara kaldırılır. Artık hem insanların tarlada işi yoktur hem de gıdası da hazırdır. Savaş için uygun bir ortam vardır. Yani şeye de bakarsanız Malazgirt Meydan Muharebesi de aynı gündedir. Başka tarihimizde birçok muharebe de Ağustos ayında yapılır. Buna başka anlamlar olduğu, başka anlamlar da yüklendiği ifadeleri vardır. Fakat benim kişisel kanaatime göre temel sebebi Anadolu çiftçilikle geçinen bir toplum. Anadolu'da yaşayan Türkler, insanlar. İnsanların bu faaliyetlerin bittikten sonra depoları dolu, askeri de rahat ikmal edebileceği bir mevsim. Öte yandan yazın ortasında yapsalar hem tarım sahalarına zarar verme riski var hem de iklim koşulları uygun değil. Ama Haziran ayında taarruz yapılabilir mi diye cepheye birkaç defa gidiyor Mustafa Kemal Paşa. Hazırlıklar da daha tamamlanmamış. Yani bunun askeri hazırlıkların daha henüz tamamlanmamış olmasının da etkisi var. Aslında büyük taarruz dediğimiz taarruzu Sakarya Meydan Muharebesi'nin hemen arkasından yapmayı düşünüyor Genelkurmay Başkanlığı. Ekim ayında Batı Cephesi Komutanı'na emir veriyor. Güneyde Afyon bölgesindeki Yunan birliklerine bir kuşatıcı taarruz yapılabilir. Bunun için planlama yapın diye başlıyor. Bunun üzerine SAT planı diye ismi geçen bir plan yapılıyor. Sandıklı istikameti genel taarruz istikameti olduğu için onun baş harfinden esinlenerek konmuş bir şifre. Bu plan yapılıyor. Plan Uşak'a kadar uzanan geniş bir kuşatmayı öngörüyor. Fakat cephedeki askerlerin gücü, erzakı, silahı, mühimmatı yetersiz olduğu için bu plan hemen uygulanmaya konmuyor. Neden? Hem kış mevsimine giriyoruz. Ekim'den sonra Kasım kış mevsimi geliyor. Hem de hazırlıklar yok. Bundan sonra Genelkurmay Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa sık sık cepheye gidip birliklerin durumunu inceliyorlar. Birliklerin hazırlık durumunu tespit etmeye başlıyorlar. Çalışıyorlar. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile görüşüyorlar. O raporlarını Ankara'ya gönderiyor. Amaç birliklerin en hazır olduğu, en uygun durumda taarruz etmesi. Neden? İmkanlarımız kısıtlı. Yani bizim
muharebeyi 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene daha sürdürebilecek bir imkanımız yok. Bütün imkanlarımızı harcamışız. Yunanistan'ın batı cephesindeki askeri kadar asker çıkartamamışız. Yani büyük taarruzda biz taarruz ederken Yunanistan'dan daha az askerimiz vardır. Dolayısıyla tek bir darbeyle Yunanistan'ı batı cephesinde bulunduğu yerde yok edip ondan sonra hızla Ege bölgesine gitmek isteniyor. Onun için eksik hazırlıkla, yetersiz mühimmatla, yetersiz araçla erken bir taarruz yapılmasını istemiyorlar. Bu mecliste büyük tepkiler ortaya çıkarıyor. Bir de açıklama da yapamıyorlar gizlilik açısından. Hatta Rauf Orbay Başbakan o bile bilmiyor, rahatsız oluyor. Ya bana söyleyin hiç olmazsa ne olacak, ne zaman taarruz edeceğiz? Sadece hazırlanıyoruz şeklinde bilgi veriliyor. Meclis tutanakları, zabıt tutanaklarında da bunlar çok canlı bir şekilde görmek mümkün. Taarruz neden gecikiyor şeklinde hemen hemen her gün meclise tartışmalar, hükümete karşı çıkmalar yapılıyor. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa buna dirayetle dayanıyorlar ve en uygun zamanda taarruz edilmesine karar veriyorlar. Evvel zaman içinde de bu hafta geçmişten günümüze Türk tarihinin geldiği noktayı Türkleri işledik. Bir başka evvel zaman içinde de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.